كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Çünkü güncel konuşmazsak başkaları konuşur, başkaları konuşursa da başkalarına inanıyorlar maalesef. Şimdi bu biliyorsunuz Dünya Kupası başladı. Çıkışta arkadaşlar Dünya Kupası maçı izlemeye gitmeyeceğiz. Merak etmeyin. Şimdi bu mesele alakalı. Şimdi Katar'da Dünya Kupası turnuvası başladı. Rabbim hayırlara vesile eylesin. Amin. Niye böyle bir dua ettim? Şimdi hemen alta yabaniler çökecek. Oy maça, maça cevaz vermiyoruz. Mevzuyu dinleyin ondan sonra. İşte Katar'da ne işi var? Müslüman ülkede 400 milyar bilmem kaç para harcanmış da bunu Müslüman ülke nasıl yapar da bak. Şimdi orada olan mevzuları gördünüz mü arkadaşlar? Yani Dünya Kupası tarihinde görülmemiş şeyler oldu. Evet. Dünya Kupası tarihinde görülmemiş. Elhamdülillah bak açılışta ne oldu? Ayet okundu. Değil mi? O statların hepsinde namaz kılındı değil mi? Ya bu başlangıç ben Allah biliyor çok hoşuma gitti. İlk başta ben de böyle hani tam şeyden haberim yok ya bu mevzuları görmedim. Ben kalkıp orada şey yapacak halim yok. Hani kardeşler bir de Twitter'da çok gündem oldu. Kardeşler de attı sağ olsun. Reklamında baktım takkeli çocukları falan gösteriyor. Aa dedim çok güzel. Takkeli çocuğu gösteriyor. Niye? Teşvik veriyor. Başında takki, üstünde kisve var kardeşim. Acayip işler. Bak bunlar Müslümanlığa teşviktir. Bakın orada yaşananlardan bak birkaç tane örnek var. Dünya Kupası diyor. Başlamasında diyor, henüz birinci günde 558 gayrimüslim Müslüman olmuş. Elhamdülillah. Bak daha birinci gün. Yaklaşık 600 kişi Müslüman olmuş. Bu bir. Ondan sonra şimdi ama bak Katar'dan da Allah razı olsun. Rabbim onlara var ya hani Türkiye'den sonra İslam sancaktarlığı nasip etsin. Amin. Amin. Alkol ve LGBT propagandası yasaklanmış. Elhamdülillah. Her koltuğa 8 dilde İslam'ı anlatan kataloglar koymuş. Hepsini gördüm. Koltuklara asmışlar böyle. Hani katalog, İslam'ı anlatan kataloglar. Acayip bir iştir bu. Her delikanlı harcısıydır ha. Bak Türkiye'de olsa var ya aman koymayalım, aman şöyle yapalım. Bu Atatürk Olimpiyatları var biliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Orayı ne için yaptılar? Böyle maçlar için. Orada normal oturarak, oturan şey yok ha, hela yok. Hep ayakta işeme tuvaleti var. Evet. Bir tane orada oturak normal Atatürk'e tuvaleti yok. Hepsi ayakta işeme tuvaleti. Hep ayakta işeme tuvaleti. E buraya Müslüman gelmeyecek mi? Buraya namaz abdest adam gelmeyecek mi? Nereye yaşayacak bu adamlar? Beni konuşuyorlar. Ayakta işeme yapmış adamlar. Yok. Hakikaten yok. Katar ne yapıyor? Bunlar teşviktir. Oteller ve stat güzergahlarına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleri asılmış. Ya. Oteller ve stat güzergahlarına hadis-i şerifleri asılmış. Ayrıca karekod uygulamasıyla yine 8 dilde Kur'an-ı Kerim mealleri ve İslam tanıtımları derlenmiş. Camilerde müezzinlerin sesi güzel olanlarıyla değiştirilmiş. Arkadaş acayip bir iş bu ya. Hakikaten çok büyük bir iş bu. Bak bir daha söylüyorum. Her baba idin harcı değildir bu. Bak bunu Arabistan'da yapsalar böyle bir şey yapmaz ha. Arabistan'ı görüyorsunuz. Cadılar bayram yapıyor. Konser veriyor. Öyle. Ondan sonra ezanın duyulması için stadyumlara bağlantı yapılmış. Allah Allah. Ve yani şeyde gördüm. Ezan ve namaz saatlerinde bütün programlara ara veriliyormuş. Böyle ekranda kocaman yazı var. Namaz saati, ezan saati susun arkadaş. Aynen böyle. Ya görüyor musun arkadaş? Ondan sonra ayrıca diyor Katar konuk merkezi ismi ile 10 mobil araç ve 10 özel çadır tahsisiyle 2000 kişilik bir ekip İslam'a davet projesi başlatmış. Ya 2000 kişilik bir ekip ayarlamış devlet. İslam'a davet edin. İnsanlara emri bil maruf yapın. İslam'a çağırın. Müslüman olsunlar. Adamlar Dünya Kupası yapmamış ki emri bil maruf kupası yapmış ya. Helal olsun gerçekten bak. Hakikaten bak. Rabbim var ya. Bir daha söyleyeyim Rabbim onları yapan hepsinden razı olsun. Amin. Allah Allah. Bakalım ne güzel bir şeydir ya. Şimdi arkadaşlar. Şimdi böyle şeyler olurken. Bu LGBT işleri falan hep yasaklandı orada. Bir tane Amerikalı bir tane gazeteciymiş. Grant Wall mı neyse işte. Üzerinde bu şeyin fotoğrafını gördüm. Üzerinde böyle hani yasak ya LGBT propagandası. Böyle LGBT şeyiyle gelmiş. Neyse aslında ona da LPG demek lazım. Çünkü öbür türlü hemen şey yapıyorlar. Sayfaları kapatıyorlar. Nokta nokta şeyleri. O nokta noktaları siz koyun. Ben koymayayım. Anladınız siz onu.
LPG tişörtüyle geliyor. Ne yapıyorlar? Stada sokmuyorlar. Elhamdülillah. Peki. Buna ilk tepkiyi kim vermiş biliyor musunuz? Bir tane Türk gazeteci. Yani normalde tepkiyi kime vermesi lazım? Amerika'nın değil mi? Sen nasıl olur da bizim gazetecimizi almasın? Rezalete bak, rezalete diye tweet atmış Türk gazeteci. Bir tane kadın gazeteci, muhalif. Yani şimdi ne diyelim bunlar arkadaşlar? Yani bir tarafta Allah için yani ama sorsan bak sorsan bu gazeteci Katar'dan komple Müslüman. Tabii tabii. Yani Katar'ın başına halife olarak geçer. Yani öyle Müslüman. Normal Müslüman değil bunlar. Ama LGBT neyse adını habila tövbe estağfurullah LPG. Hayır Allah biliyor. Onlardan korkumdan değil. Kanala malana bir şey yaparlar. Öyle adiler bunlar. LPG deyince adamın zoruna gidiyor. Kadının zoruna gidiyor ya. Yani bilmiyorum. Rabbim Celle Celaluhu bu vesileyle oraya gidenlerin hepsine hidayet versin. Amin. Allah Allah. Büyük icraat. Büyük iş ya. Evet. İstedikleri kadar para harcasınlar. Var mı paraları? Var. Rabbim onlara zenginlik vermiş mi? Vermiş. Bak hepsi Allah yolunda harcanıyor. Bir daha söylüyorum bak. Eğer bunu kim vesile olursa o Katar'ın başında kimdi o? He? Hüseyin Çevik. Oğlum Türkiye'nin Cumhurbaşkanı sormadım sana. Katar'ın Cumhurbaşkanı sordum. Kimdi o ya? Neyse ne işte. Eltemin. Ne? Eltemin. Eltemin mi? Oğlum adamın adını yanlış söylemiyorum. Ayıp olur şimdi. Eltemin. Neyse. Tamam. Eğer o varsa Allah ondan razı olsun. Amin. Ya da işte danışmanları, yardımcıları kim varsa, kim vesile olsa Rabbim onu cennetinde cemali müşerref eylesin. Amin. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu eylesin. Amin. Amin. Biz duacıyız. He bir daha söylüyorum. Futbol caiz mi? Değil. O ayrı mesele. O bir sürü iş. Yani fetvası şudur. Eğer spor maksatlı yapıyorsan, haram yerlerin gözükmeyecekse bak spor maksatlı. Hani ayda bir kere işte yılda bir kere spor maksatlı. Göbekli disk aparası şey olacak gözükmeyecek. He ona bir ufaktan bir cevaz veriyor. Ama onun haricinde yok. Bacak gözükecek, kol gözükecek. İşte gol attın, küfür ettin bilmem ne işte kolasına bilmem neyine baklavasına yok böyle bir şey. Öyle zaten harama giriyor direkt. İddiadan harama giriyor. Yok bilmem ben 1 liralık iddia ediyorum helal mi? Ne bileyim. İstersen fasulyesini oyna. O ayrı mesele. Evet arkadaşlar. Şimdi